Kanalımdan sevgiler arkadaşlar. Fırında sebzeli sulu köfte yapacağız. Şöyle bir güveç tavamız var. 2 tane patates doğradık. 1 tane kabak, 1 tane patlıcan. Tuzlayalım sebzelerimizi. Şöyle yeterince tuzumuzu ekledik. Arkadaşlar, yemeklik yağımızdan ekliyoruz. 2 yemek kaşığı kadar. Şimdi sebzelerimizi harmanlayalım. Toprak güveçte yapıyoruz. İstediğiniz baharat koyabilirsiniz. Evet, iyice karıştırdığımız sebzelerimizi yerleştirelim. Diğer tarafta arkadaşlar, kıymamıza bir küçücük kuru soğan, yarım fincan pirinç ve baharatlar koyarak, baharatta kimyon olmasa olmazı, diğer baharatlar arzuya kalmış, karabiber, toz biber, bunlar isteğe bağlı. Güzelce şöyle misketten biraz büyük köfteler yapıyoruz. Şimdi bu köftelerimizi de güvecimize aktaralım. Çok güzel bir yemektir arkadaşlar. Şöyle köftelerimizi de sebzelerimizin üzerine koyalım. Çünkü fırına vereceğiz. Köfteler çabuk pişeceği için en üste koyuyoruz. Çok güzel ve değişik bir yemeğimiz olacak. Onun üzerine arkadaşlar, bir tatlı kaşığı kadar kekik ekliyoruz. Kekiğimizi ekledik. 2 diş sarımsak ekliyoruz. Şöyle tüm atıyoruz. 2 diş sarımsağımız var. Ve halka doğranmış kuru soğanlarımız. Şöyle soğanlarımızı ekliyoruz. Bu yemeği yapın. Bana hak vereceksiniz. Süper bir yemek. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sizin desteklerinizle kanalımızı büyüteceğiz. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız yeni tariflerimden haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar, güvecimizi hazırladık. Üzerine birkaç tane de şöyle sivri biber koyalım. Ve birazcık şöyle bir tereyağı da ekleyelim. Bir yemek kaşığı kadar şöyle. 2 yemek kaşığı yemeklik sıvı yağımızı koymuştuk. 1 yemek kaşığı da tereyağımızı ekledik. Domates koymuyoruz arkadaşlar. 1 yemek kaşığı biber salçamızı şöyle 1 su bardağı kadar sıcak suyla ezdik salçamızı. Bunu yemeğimize şöyle ekliyoruz.
Hemen hemen bir su bardağı kadar yoktu diyebilirim. Birazcık daha sıcak su ekleyelim. Şöyle kenarından sıcak suyumuzu, yani bir su, 1,5 su bardağı olabilir. Çünkü güveç fazla suyu çekmiyor, güveçteki su. Güvecimizi tamamladık arkadaşlar. Sebzeli sulu köftemiz. Üzerine bir yağlı kağıdımızı şöyle güzelce her tarafını kapatarak fırınımıza vereceğiz. Fırında sebzelerimiz piştiği an güvecimiz pişmiş demektir. Şöyle kapatalım etrafını. Fırına verelim güvecimizi. Fırında sebzeli sulu köfte yapıyoruz. Fırından çıkan güveçte sebzeli sulu köftemiz. Evet arkadaşlar. Sulu köftemiz servise hazır. Fırında güveçli pişen sulu köfte. Şöyle yakın çekim yapayım. Yapanlara afiyet olsun. Şimdi yapılışına başlayalım. Fırından çıkan güveçte sebzeli sulu köftemiz. Şöyle yakın çekeyim arkadaşlar. Servise hazır. Müthiş bir tat. Mutlaka deneyin. Sebzeli sulu köftemizin yapılışına şimdi başlayalım.